Merhaba arkadaşlar. Buca Müftülüğü'nden İmam Yusuf Kılıç. Arkadaşlar, 26 Nisan'da AK Parti teşkilatında olduğunu iddia eden bir şahıs beni arayıp mitinglerine cemaat götürülmem istendi. Ben bunu reddedince tehditvari bir şekilde evet mi ya da hayır mı diyorsun diye telefon yüzüme kapatıldı. Ben bunu kabul etmiyorum. Asla kabul etmiyorum. Çünkü o cübbeyi insanların çıkarları için giymedim. O cübbeyi insanların insanlara kul olmamaları için o cübbeyi giydim. Ben hiçbir siyasi partiye size söz veriyorum, boyun eğmeyeceğim. Hiçbir siyasi partiye boyun eğmeyeceğim. Bunu yaptığım için böyle bir irade beyanında bulunduğum için arkadaşlar bana soruşturma açıldı kendi kurumum tarafından. Ben kurumum tarafından sınav günü kurum içerisinde bir sınavın olduğunu bildikleri halde sınav günü bana soruşturma açıldı. Ben bunu kabul etmiyorum. Ve bunun düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Suçlu olan ben değilim. Suçlu olan hukuksuzca beni arayan kişidir. Bunları yaptığım için hiç kimse bana sahip çıkmadı. Ve ben savcılığa gittim. O numarayı savcılığa verdim. Savcılığın bunu soruşturmasını istedim. Halen daha hiçbir şekilde bana dönülmemiş. Çünkü üzerimde çok ciddi bir tehditler var. Ben bu tehditlere boyun eğmemek için elimden geleni yapıyorum. Bana cemaatten geri adım atmamı ve bu olayı yalanlamamı istiyorlar. Yalan söylemeyeceğim. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hiçbir şekilde bir kirlilik ya da yanlışlık yapmayan bir imamım. Vatanını en çok seven, görevini layıkıyla yerine getiren kişidir. Sadece konu bu. Onurumu korumak için böyle bir söyleme karşılık verdim. Böyle bir teklifi reddettim. Arkadaşlar, ya yalnız kalacağım ya güçlünün haklı olduğu bir yer olacak ya da haklının güçlü olduğu bir yer olacak. Arkadaşlar, haklı olduğum için bunu dile getirdim ve ben yalnızım. Kendi sendikam bile benim yanımda durmuyor. Benim istifa etmemi istiyor. Sendikada istifa etmemi istiyor. Ve ben Türkiye Barolar Birliği'ne sesleniyorum. Yalnızım. Benim üzerimde çok ciddi bir şekilde hukuksuzluk var. Yalnızım. Yalnızım. Lütfen buna ses verin. Lütfen ses verin.